Kadın ocağa tencere koyamıyor. Çiftçi tarlaya traktörünü süremiyor. Memur çocuğuna pantolon alamıyor. Emekli kahveye gidip bir çay içemiyor. Oğlum bana bir çay ver diyemiyor. Erdoğan çay içemiyor. Çay parası verecek hali kalmamış. Kahveye giderse yanıma biri gelirse ona da çay ısmarlamak zorunda kalacağım diye düşünen emeklimiz var Erdoğan. Öğrenciler Bayramlarda annelerinin, babalarının ellerini öpmeye memlekete gitmek için otobüs bilet alamıyor. Ve sen sabır diyorsun, sonra şükür diyorsun, işler iyi diyorsun, enflasyon yok diyorsun, teknik olarak var ama hayat pahalı değil diyorsun. Bunun adı milletle dalga geçmektir. Şimdi Erdoğan'ın, tabii kendisi gelmedi herhalde, meclise bir bütçe gönderdi arkadaşlar. Bütçeyi gönderirken şöyle bir konuşma yaptı. Tam kendi konuşmasından okuyayım. Mecliste görüşülmekte olan ek bütçede giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 milyar lira artırılması öngörülmektedir. Yaptığımız düzenlemelerle vazgeçtiğimiz 241 milyar liralık vergi gelirine rağmen ek bütçede gelirler kaleminden 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yıl başında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşüyor diyor Erdoğan. Erdoğan böyle diyor da Yemin ederim şu meclise gönderdiği bütçeden haberi yok. Bütçeden haberi yok. Bak. Bu bütçenin birinci maddesinde giderler vardır. Birinci maddenin birinci fıkrasında 880 milyar 400 milyon yazıyor. İkinci maddesinde de personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları, devlet prim giderleri ve vesaire için de yüzde 40 ek koyuyor. İşte bu yüzde 40 Tam 1 trilyon 80 milyar yapıyor. Nitekim bakın burada gider şeyleri var, kalemleri. Giderler 1 trilyon 80 milyar 515 milyon. Erdoğan, Erdoğan yok da danışmanları bunu görsün. 1 trilyon 80 milyar hemen geçiyorum gelire. ne kadar zor açılıyor. Bakın gelir burada arkadaşlar. Bu da bütçenin Erdoğan'ın bütçesi bu. Gelir bir trilyon seksen milyar. Yani bütçe açığı falan düşmüyor. Bütçe açığı gene iki yüz yetmiş sekiz milyar olarak kalıyor. Erdoğan sana bu konuşmayı kim yaptırdıysa bir kulağını çek. Hay sen bunu biliyor da bunu yapıyorsan millete yalan söylüyorsun. Burada diyorum burada. Bakın öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sıra sayısı almış Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü için en başında da Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu bağlı değişiklik yapılması dair kan teklifi anayasa 160. maddesi uyarınca ilişikte göndermiştir. <laughs> Sahibi Erdoğan. Söylediğim gibi gelir 1 trilyon 80 milyar gider de 1 trilyon 80 milyar. Hani Gider e, 880 milyardı, gelir fazlaydı. Bu konuşmayı nasıl yaparsın? Nasıl? Bir cumhurbaşkanı, bütçenin sahibi böyle bir konuşmayı yapar. Sonra bu fark edilmiştir. Ya çıkar dersin ki ya çocuklar beni yanlış bilgiye, ya, şu oldu bu oldu ya. Ya millette yalan söylemek bunlar için alela olmuş, alela delik olmuş. Şimdi bu bütçe, şöyle bir bütçe tabii, zaten sorunlu bir bütçe ilk yapıldığında bu bütçe 211 milyar dolara tekabül ediyordu. Meclise geldiğinde bu bütçe 100, 190 milyara tekabül etti, düştü değer. Bütçe meclise kabul edildiğinde 108 milyara, 190'dan 108 milyara düştü. Ve bugün kurla da 105 milyar dolara indi. Bu ikinci bütçe gelince ne oluyor değerli arkadaşlar? 1 trilyon 80 milyarlık ikinci bütçeyle birinci bütçeyi birleştirdiğimizde Buna rağmen değeri 170 milyar dolar yapıyor. 5 Eylül 2021'de bu hazırlandığında bu bütçe 211 milyar dolardı. %60 oranında bu ek bütçe adı altında bu bütçeyi yenilediler. Buna rağmen 41 milyar dolar pardon 41 milyar değer kaybına uğramış dolar olarak bir bütçeyle de karşı karşıyayız. Şimdi bu bu bir beceriksizlikle bana göre izah edilemez değerli arkadaşlar. Bu neyle izah edilebilir? Bu kuralsızlıkla izah edilebilir. Bu kurulsuzlukla izah. Kurul yok Türkiye'de. Kural yok ve kadro yok. Kadro yok. Bir kişi var. Bir kişi var. Ve bu bir kişinin kehaneti ile Türkiye'de bu bir kişinin kehanetiyle Faiz sebep enflasyon sonuç kihanetini hayata geçireceğim hırs ve inadıyla Türkiye batıyor. Türkiye batıyor. Bu güzel ülkenin bu şekilde gözümüzün önünde milletle beraber bu ekonomik sıkıntı içinde harap düşmesine tahammülümüz yoktur. Onun için bu vesileyle tekrar söyleyeyim. İyileştirmelere tabii olumlu şeylere Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman hayır demez. Şimdi 3600 kere 3600 dedik biz. Sayın Genel Başkan en az 3600 kere 3600 demişken şimdi bu geldi bunu hayır diyecek halimiz tabii yok. Askerlik kanunu var. Burada <laughs> az subaylarımıza yeterli olmamakla beraber kısmi iyileştirme var. Bedelli askerlik bekleyen çok sayıda bakaya ve yoklama kaçağı için bir takım imkanlar var. Dövizle askerlik yapmış ancak borcunu tamamını taahhüt ettiği parayı ödemeyenlere bir kolaylık var. Velhasıl bu olumlulara olumlu suslarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı da hiç şüphesiz olumlu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi milletin beklentilerine kayıtsız kalamaz. Herkes bundan emin olsun. Ama bu bütçeye, bu ikinci bütçeye bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak eee rıza göstermemiz mümkün değil. Mümkün değil. Bu sebeple arkadaşlarımız plan bütçe Komisyonu üyelerimiz başta olmak üzere iktisatçı arkadaşlarımız bu bütçedeki çarpıklığı, yanlışı eee görüşmeler boyunca gündeme getirecekler. Umarım dilerim e, hani yanlışın e, neresinden dönersen kardır denmiştir. Erdoğan eee artık yanlış yaptığını görür. Ben samimi bir uyarı yapıyorum kendisine. Tekrar ediyorum. Yaz mevsimi sebze bol, meyve bol, şu var, bu var. Bir şekilde millet köyüne gidiyor, köyünde biraz oyalanıyor. Köyünde bir şeyler yetiştiriyor, onu turşuya çeviriyor, bilmem pek meze çeviriyor, bir şeyler yapıyor. İstanbul'a geri götürüyor. Ama kış geçmez. Bu kış, bu millet için bir kara kış olacak. Böyle giderse, böyle giderse. Onun için hükümetin bir an önce inadından vazgeçmesini ve ekonomiyi ekonomi bilminin ilminin gereklerine göre ekonomik doktrinlere, dünyadaki örneklere, başarılı örneklere göre yürütecek bir ayar Türkiye'yi oturtmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Adamların enflasyonu yüzde on beş olmamış. Bizimki yüzde yetmiş üç. Bunu kime anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Kamu özel işbirliğiyle. Bu ikinci bütçeye 10 milyar lira daha para koyuyoruz. Doymadılar mı? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Ne zaman bunların gözleri doyacak? Bunu da merak ediyoruz. Evet.